Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir Tunus işi örnek göstermek istiyorum. Yapılışı da oldukça kolay ve gösterişli bir örnek arkadaşlar. Bakın şöyle, bebek yeleklerinde, hırkalarında, battaniyelerde kullanabileceğiniz güzel bir örnek. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abonelikler ücretsiz, bana destek amaçlı. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi tunus işinde her zamanki gibi zincirlerimizi çekelim. Şöyle çok sıkı olmayacak şekilde zincirlerimizi çekelim. Şöyle çok altta bol bol zincirler çekersek üstte modelimizi kurduğumuz zaman modelimiz kendini yukarıda toplamayacaktır. Evet, bu kadar zincir şimdi model anlatımı için yeterli. Şimdi çekmiş olduğumuz zincirlerin her birinin içerisinden şöyle ilmek alacağım. Her bir zincirin içerisinden birer tane ilmek alıyorum. Şöyle bütün zincirlerden ilmeklerimizi çıkaralım. Evet, şimdi başa kadar geldik. Şimdi bu çıkartmış olduğumuz zincirlerimizi ilk önce ilk ikisini daha sonra şöyle birer birer olacak şekilde sıranın başına kadar gelelim. Evet, şimdi sıranın başına kadar geldik. Şimdi ilk önce birinci ilmeği alıyorum. Şöyle üstten bir tane ilmeğimi ördüm. Bakın şu aradaki boşluktan ipimi öncelikle böyle tığımın üstüne aldım. Aradaki boşluktan geçtim ve arkadaki boşluktan bakın 2 ilmek sonra çıktım. İpimi öne alıp tutarak şuradan bir ilmek çıkardım. Ve bakın birinci ilmek değil, ikinci ilmeği de şöyle bir tane ilmek çıkarıyorum üzerinde. Bakın bu şekilde sıramıza başladık. Tekrar ipimi öne aldım. Bakın buradaki boşluklardan geçiyoruz şöyle. Şöyle boşluktan geçtim ve 2 ilmek sonrasından çıktım. İpimi öne aldım. Daha sonra tutarak birinci ilmek değil, ikinci ilmekten şöyle ilmek çıkarıyorum. Hemen üçüncüyü de yapalım. İlmeğimi öne alıyorum. 2 ilmek öteye geçip ikinci ilmekten ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Bakın şöyle. Şimdi geldim sıranın sonunda. Bakın burada bir tane ilmeğim var. Bunu ördüm ve buradaki en sondaki şu 2 tane olan ilmekten de şöyle içinden geçiyorum. Bir ilmek de oradan çıkardım. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar ilk ikisini bir örüyorum. Diğerlerini yine birer birer alarak sıranın başına kadar gelelim. Evet, sıranın başına geldik. Şimdi bu zikzak görüntüyü verebilmek için bir tane böyle dışa, bir tane içe başlayacağız. Bakın içe olana başladık burada. Şimdi dışa olandan devam edeceğiz. Hemen ipimi yine tığımın önüne alıyorum. Bakın bu kez buradaki boşluktan girip 2 tane öteden çıkıp sırama böyle başlıyorum. Ve yine ikinci ilmeğimi de buradan çıkardım. Bakın böyle. Daha sonra yine sıranın sonuna kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz.
Şöyle boşluklardan geçerek ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bakın böyle. Bakın bu arada zincirler oluşuyor bu kez. Çizgiler. Böylece zikzak görüntüyü vermiş oluyoruz. Burada da son. Şöyle şu aradan geçeceğiz. İlmeğimizi alıp şuradan ilmeğimi çıkarıyorum. Ve yine en sondaki kısımdan bakın bu ikisinin içerisinden geçip bir tane ilmeğimi çıkararak ikinci sıramı da böylece tamamlamış oldum. Tekrar başa kadar gelelim. Evet, yine başa kadar geldik. Burada yine içten başlayacağız. Bakın şöyle bu ikinci sırada dıştan başlamıştım. Şimdi yine içten başlayacağım. O yüzden ilk sırada yapmış olduğum gibi ilkini ördüm. Daha sonra ipimi öne alıp aradaki boşluktan geçiyorum. Ve bu kez sırama böyle başlıyorum. İlk sıranın aynısı arkadaşlar. Bakın şöyle. Tekrar devam ediyorum. Ve modelimiz de zaten böylece çıkmış oldu. Bir sırada içten başlayacağız. Bir sırada dıştan başlayacağız ve başlamış olduğumuz sıramızda sıralarımızın sonunda gösterdim sizlere nasıl yaptığımızı. Burada da son bir ilmeğimiz kalmıştı. Onu alıyoruz ve bu sondaki iki ilmeği her zaman öreceksiniz arkadaşlar. Burayı unutmayın. Bu şekilde üçüncü sıramızı da yapmış olduk. Şimdiki sıramızda yine dış taraftan başlayacağız. Yani ikinci sıranın aynısı arkadaşlar. Böylelikle modelimizi de tamamlamış olduk. Modelimizi de şöyle hemen yakından bir daha göstereyim. Bakın burada da dediğim gibi bir dıştan bir içten, dıştan içten olacak şekilde sıralarımızı tamamladık. Evet, modelimiz bu kadar. Görünüşü de böyle çok güzel bir görünüşe sahip arkadaşlar. İsterseniz bebek yelekleri yapıp hani yeleklerin şöyle etek uçlarına da bunu uygulayabilirsiniz. Çok güzel olur. O şekilde de denerseniz eğer. Böyle güzel bir örnek. Hemen şöyle bir arkasında sizlere göstereyim. Ve buradaki bu modelde 3 numara kullandım. 3 numarada şişimizin kalınlığı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğenme butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Destek amaçlı abone olacaksınız. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.